Efendim konuk ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben, Söz Hakkı programına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, yeni yayın dönemimizle birlikte benim de söyleyecek sözüm var, benim de bildiklerim var, bunları konuşmak istiyorum diyen herkese Söz Hakkı programımızı açtık. Geçtiğimiz günlerde Şekeri Şube Başkanı, Afyonkarahisar Şekeri Şube Başkanı Sayın Murat Karamoç'u ekranlarınıza konuk ettik. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Aziz Aslan burada oldu ve nice konuklar olmaya devam edecek yeni yayın dönemimizle birlikte. Bugün kim var efendim konuğum? Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Kadın Kolları Yönetimi burada. Sayın Güngör ve Sayın Güneş Dönmez bizlerle birlikte olacak. Neleri konuşacağız efendim? Kendilerine hoş geldiniz demeden önce. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10. Genel Kurulu gerçekleştirdi. Doktor Devlet Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partililer yeniden devam dedi. Genel kurulu değerlendireceğiz. Aynı zamanda yeni yönetimle Afyonkarahisar'daki kadın kollarının çalışmalarının neler olacağını, nasıl bir vizyonun olacağını konuşacağız. Hemen konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Gönül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Güneş Hanım siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Tabii ben muhakkak Afyonkarahisar'ı konuşacağız. Ancak isterseniz dediğim gibi, başlangıçta da söylediğim gibi ülkücüler, Milliyetçi Hareket Partililer Sayın Doktor Devlet Bahçeli ile yeniden devam dediler. Evet. İsterseniz oradan başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu ne olacak genel anlamda? Evet. Biliyorsunuz dediğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 10. olağan kongremizi gerçekleştirdik. Ve Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi, Genel Başkanımız tekrar güven tazeleyerek 6. kez Genel Başkanımız olmuştur. Evet. Biz de bundan dolayı büyük memnuniyet yaşamaktayız. Ben Genel Kurulumuzun Türk siyasi hayatı açısından çok önemli olduğunu, önemli mesajlar verdiğini özellikle dile getirmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi mensubu olsun olmasın, herkes bu kongrenin Türk siyasi hayatında demokrasi unsurlarının tam anlamıyla gerçekleştiği ve örnek teşkil edebilecek bir kongre olduğunu beyan etmiştir. Salonda dikkat ederseniz ki Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin posterinin dahi olmaması, sadece Ulu Önder Atatürk'ümüzün ve rahmetli Başbuğ'un posterinin olması çok güzel gösterge. Ve asıl önemli gösterge, milli değerlerin bu kadar yıpratıldığı bir dönemde Türk düşmanı olmayan, gerçekten bizim gönül bağımızın olduğu, kan bağımızın olduğu Türkiye Cumhuriyetlerden konuklarımızın olması, Türkmen liderimizin konuk olması bizim haklı gururumuzu oluşturmaktadır. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin başka bir konuğu olamaz, konuklarımız bunlardır mesajını biz tüm topluma, vatandaşlarımıza verdiğimizi düşünmekteyiz. Biliyorsunuz ki bu aday adaylık sürecinden sonra iç tüzük gereği 40 delegenin üzerinde imza alanlar adaylık yarışına katılabildi. Evet. Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Koray Aydın ve Sayın Musavat Dervişoğlu Beyefendi. Bu demokratik bir yarıştır. Tüm partilerde bu şekilde olabilir. Bu demokratik yarışın sonucunda da Doktor Devlet Bahçeli Bey yine 725 oy alarak genel başkanımız olmuştur. Evet. Genel başkanımız başkanlığında biz de ülkücü çizgi, Atatürk İlka ve İnkılapları doğrultusunda haklı mücadelemize devam edeceğimizi bildirmek isteriz. Gönül Hanım, yine salonla devam edelim. O kongre salonuna devam edelim. Çünkü çok önemli görüntüler vardı. Sayın Koray Aydın bile konuşmasını yaparken Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye atıfta bulunmadı. Evet. Diğer aday da ona keza. Bu birlik bir beraberliğin. Çünkü son böyle biraz geçmişe baktığınızda o patırtılı, kürtürtülü genel kuruldan ziyade birlik mesajlarının ön plana çıktı. Biriz, diriyiz, tekiz gibi mesajlar algılandı ya da verilmeye çalışıldı. Yanlış mı gördüm? Biliyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel vizyonu ve düşüncesi önce ülkem, sonra partim anlayışı içerisindedir. Evet. Dolayısıyla bizim bu çizgide olmamız ve bu imajı vermemiz ve siz değerli basın mensuplarının ve vatandaşlarımızın bunu bu şekilde gözlemlemesi bizim için çok güzel bir duygudur. Bu dediğim gibi demokratik bir yarış.
İlgili delegenin imzasını taşıyan da aday da olabilir. Ve kim bu demokratik yarışı kazanırsa genel başkan adayımız olur. Burada önemli olan, dediğim gibi, bu Orta Doğu'da haritaların tamamen yeniden şekillendiği, milli unsurların yıpratılmaya başlandığı bu dönemde bizim için de önemli olan önce ülkem, sonra partim. Dolayısıyla biz bu çizgiyi çizmek zorundaydık. Bizim kavgayla, gürültüyle, patırtıyla işimiz yok. Çünkü çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bu ülkemizin geçtiği zor dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Biz bu sorumluluğun bilincindeyiz. Böyle bir bilinç içerisinde de kısa döngülerle uğraşmaya hiç vaktimizin olmadığını, asıl gündemimizin ülke gündemi olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Ve az önce özellikle belirttiğim, gelen konuklarımız da bizim haklı gururumuzdur. Türkiye Cumhuriyetlerden gelen misafirlerimiz, Türkmen misafirlerimiz, onlarla gönül bağımızı, kan bağımızı, kardeşlik duygumuzu ve birliğimizin, beraberliğimizin tekrar göstergesi olarak tüm kamuoyuyla paylaştık ve Yüce Türk halkı da bunu takdir ettiler. Evet. İsterseniz Afyonkarahisar'a dönelim. Evet. Afyonkarahisar'daki vizyonunuz ne olacak, ona dönelim. Ancak ben biraz da böyle geçmişten yine genel kurulu değerlendirdiğim gibi, geçmişten böyle günümüze geldiğimizde muhalefet partilerinin nedense kadın kolları istedikleri randımanı bir türlü veremiyorlar. Buna Cumhuriyet Halk Partisi de dahil, Milliyetçi Hareket Partisi de dahil. Her ne kadar Güneş Hanım geçtiğimiz dönem yine yönetim kurulu üyesi olursa da, ancak bu bir ekip işi. Ekip olmayınca maalesef olmaz. Kesinlikle burada sizi suçlamak istemiyorum. Ancak şu da var Gönül Hanım. Kim ne derse desin, AK Parti'yi şu an AK Parti yapan kadın kollarıdır ya da kadınlarıdır. Bu noktada onların bir damgası, onların bir mührü var. Peki Afyon'daki kadın kolları bu mührü silip kendi mührlerini vurabilecekler mi? Biz buna inanıyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ve buna başaracağımızı da şimdiden söylemek istiyorum. Biz bizden önceki dönemlerde çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi zaman harcayarak, emek vererek çalışmışlardır. Ve hala da çalışmalarımız birlikte devam etmektedir. Tabii ki her dönem yeni ekip kurulabilir. Bizim bu yeni dönemde çok daha faal, çok daha aktif çalışacağız. Sokak sokak, cadde cadde, girilmedik kapı bırakmayacağız. Vatandaşımızın nabzını tutacağız. Biz şu an ekip arkadaşlarım ve ben, hani bir tabir vardır, okullu ve alaylı tabiri. Biz daha önceki seçimlerde de, genel seçimler olsun, yerel seçimler olsun, sokak sokak, kapı kapı gezmiş insanlarız. Dolayısıyla genel seçimlerde de milletvekili aday adaylığınız söz konusuydu. Buradan onu da belirtelim. Evet, çok doğru diyorsunuz. Dolayısıyla halkımızın nasıl nabzı tutulabilir, eksikliklerimiz nelerdir, neler değildir, bunların hepsinin bilincindeyiz ve bu manada kendimize bunu soracaktım zaten. Kadın kolları yönetim kurulu olarak hem yerelde, tabii ki genel siyasetçiler yapsın, onlar ayrı. Ancak biz kendi muhitimizden konuşmak gerekirse, yerelin sorunlarına siz tabii ki hakimsiniz. Çünkü geçtiğimiz programlarda da biliyorum ama yine de sormak istiyorum bu soruyu. Sorunlara hakim miyiz öncelikli olarak? Şöyle, sorunlara büyük ölçüde hakim olduğumuz inancındayım. Ama herkesin eksiği olabilir. Eğer bir eksikliğimiz varsa biz bunu tamamlayacağımızı da belirtiyoruz. Şimdi şunu özellikle belirtmek istiyorum. Son dönemde özellikle il başkanımız Sayın Aziz Aslan Beyefendi döneminde biliyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi tüm sosyal sorumluluk projelerine çok daha fazla yer vermektedir. Bunlardan Kızılay Kan Bağış Kampanyası olsun, hali vakti durumu iyi olmayan öğrencilerimize defter kampanyası olsun,
Mübarek Ramazan ayı çerçevesinde yaptığımız etkinlikler, tatlı dağıtım olsun, esnafımıza, bakkalımıza, marketimize Yasin-i Şerifler dağıtılması olsun. Biz zaten sürekli vatandaşımızla, insanımızla iç içe olmaya çalışıyoruz ve bunun mesajını da veriyoruz. Şu an il başkanımız, il yönetimimiz ve tüm merkez ilçe olsun, belde teşkilatlarımız olsun, taşra teşkilatımız olsun, kadın kollarımızın arkasında ve destekliyorlar. Biz de onların desteklerini boşa çıkarmayarak çok gayretli bir şekilde çalışacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Yine onlara değineceğiz ancak şu an yönetim olarak belki yanlış anlaşılabilir ama kendi açımdan söylüyorum. Sayın Aziz Aslan'la ilgili olan yönetim gerçekten iyi bir kadro oluşturdu. Bakalım önümüzdeki günlerde ilk yerel seçimler var. Onda da vatandaşa kendilerini ne kadar anlatabilecekler, aktarabilecekler, onları muhakkak vatandaş takdir edecektir. Ancak şu da var Gönül Hanım, nedense ilçeler düzeyinde tamam. Merkez olarak yapılanabiliyorsunuz. Hem yerelin sorunlarını biliyorsunuz. Girilmedi kapı bırakmayacağız dediniz. Muhakkak öyle ama ilçeler noktasına geldiğimiz zaman sanki ilçelerde sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylemiyorum, bütün partiler için söylüyorum. Kadın kolları biraz böyle es geçiliyor ya da öteleniyor ya da çok mühim senmiyor mu gibi geliyor bana. Doğru mu bu? Önemsenmemesi gibi bir husus düşünülemez. Şöyle ki seçmen sayısına baktığınız zaman oy verecek insan potansiyeline baktığınız zaman bunun yarısı, hatta yarısından çoğu da diyebilirim, kadınlarımız. Dolayısıyla kadın profilinin önemsenmemesi gibi bir husus düşünülemez. Biz bu manada ilçelerde teşkilatlarımız var ama teşkilatı olmayan yerlerde de teşkilatlarımızı yeniden yapılandırıp daha da aktif hale getireceğiz. Biliyorsunuz biz yeni ekibimle beraber geçtiğimiz günlerde öncelikle siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Ziyaret de bana gerçekleşti. Teşekkür ediyorum bu arada. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şöyle ki başlangıç aşamamızı bu şekilde, noktasının bu şekilde belirlenmesinin sebebi biz asıl emekçi kesimin basın mensupları olduğunu, çok zorlu şartlarda çalıştığını gayet iyi biliyoruz. Ve bizim Afyon Karahisar Yerel Basınında çevreye göre çok daha etkili bir basın olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar herkese eşit mesafede davranan basın kuruluşları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar bizlere faaliyetlerimizde göstermiş olduğunuz destekten dolayı hem bir teşekkür hem bir nezaket ziyaretiydi. Kendimizi tanıtma ziyaretiydi. Bundan sonra da birçok çalışmalarımızda beraber çalışacağız inşallah. Biz kadın kolları olarak basın ziyaretlerinden sonra merkezde sendikalarımız, memur sendikaları olsun, işçi sendikaları olsun, sivil toplum örgütleri, bunlara hepsine ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretlerimiz protokol ziyaretleri çerçevesinde kalmayacak. Yani bu ziyaretlerin maksadı nabız tutmak, insanımızın, vatandaşımızın bizden talebi nedir? Beklentisi nedir? Bunlara tercüman olmak açısından. Tabii onları yapacağımız ziyaretin ardından tüm sivil toplum örgütlerine, şehit derneği olsun, diğer esnaf odaları olsun, yani A'dan Z'ye muhtarlar odası olsun. Dediğim gibi çalmadık kapı bırakmayacağız dedik ya, biz tüm hepsine ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. İl merkezi bittikten sonra da taşra teşkilatlarına ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz ve oradaki vatandaşlığımızla da gönül bağını kurmak istiyoruz. Bu çok önemli bence. O gönül bağı gerçekten çok önemli. Evet. Biliyorsunuz ki siyaset birazcık zorludur. Biz burada kadınlara çok iş düştüğü düşüncesindeyiz. Birer anne şefkatiyle insanlara yaklaşıp eğer şu ana kadar aramızda bir gönül kopukluğu olduysa o gönül kopukluğunu tekrar tamir edip tekrar sağlamak istiyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne bundan önceki dönemde oy vermiş olsun ya da olmasın tüm vatandaşlarımız bizim başımızın tacı. Yani herhangi bir parti ayrımı kesinlikle olmayacak diyorsunuz. Kesinlikle olamaz. Olabilir mi? Bizler herkesi
aynı sevgiyle, aynı şefkatle kucaklayacağımızı belirtmek istiyoruz. Yani başka partiye oy verdi diye o vatandaşımızın derdi bizim derdimiz olmayacak mı? Hepsinin derdi bizim derdimiz ve hepsinin görüşlerinin, eleştirilerinin başımızın üzerinde yeri olduğunu belirtmek istiyorum. Evet. Yine ben Afyonkarahisar'la devam edeyim ki kadın kollarıyla, yani sizin çalışmalarınızla özellikle Afyonkarahisar'daki merkez olarak söylüyorum, biraz dışarıda kalmış mahallelerde nedense AK Parti'nin oyu biraz fazla. Evet. Belki muhalefet partililerinin ya gidemediğinden ya uğrayamadığından diyelim. Evet. Sizin için nasıl olacak? Yani Afyonkarahisar merkez dahil bütün köy, köy diyorum özür dilerim, bütün mahallelere bu maddi durumu ya da gelişmişlik düzeyi yüksek olsun, düşük olsun hemen hemen hepsine girebilecek misiniz? Biz az önce programın başına da belirttiğim gibi girmedik cadde sokak, çalmadık kapı bırakmayacağız. Hepsine gireceğiz ve tüm vatandaşlarımızın derdini kendi derdimiz bileceğiz. Tabii bunda iktidar partisi olmanın nimetleri kullanılıyor olabilir. Bundan önceki dönemlerde sizinle yaptığımız genel ülke siyasetine dair yaptığımız görüşmelerde de bunu konuşmuştuk. Neden? Ben kesinlikle insanlarımızı sınıf sınıf ayıramam, böyle bir husus olamaz. Ama belli maddi düzeyin altındaki vatandaşlarımızın